9 volt pilleri yakın zamanda aldıysanız fiyatlarının nerelere gittiğini görmüşsünüzdür. Bu piller çok fazla da dayanmıyor. Çabuk bitiyor. Kapasitesi düşük çünkü. Örneğin ölçü aletlerinin, özellikle eski modellerin çoğunda 9 voltluk piller kullanılıyor. Benim bu emektar ölçü aleti de 9 volt pil kullanıyor. Şimdi ben düşündüm, bu 9 volt pili ne yapabilirim? Yani bunu kullanmadan bu ölçü aletini kullanabilir miyim? Öncelikle 9 volt pilden ne kadar akım çekiyor bir ona bakalım. Şu bobin ve kondansatör ölçümleri en çok akım çekenler. Onlar da işte 10-11 mA en çok akımı burada çekiyor. Diğer kısımlarda 7-8 mA civarında bir akım çekiyor. Yani oldukça düşük. Ama işte 9 volt pilin kapasitesi de düşük olduğu için bir süre sonra o piller bitiyorlar. Bir de şuraya bir kondansatör koyduğumda işte en çok akımı da burada çekiyor, 16 mA civarında. Yani aslında düşük akımlar. Şimdi ne yapayım diye düşünürken Çin sitelerinde şu modüllerden buldum. Toplu halde alınca böyle daha da ucuza geldi. 10 tane birden aldım. Yani şimdi Türk lirası söyleyince ileriki yıllarda anlamsız olabilir ama dolar olarak söylersem işte tanesi yarım dolara falan geliyor. 50 sente geliyor. 18650 pillerden almayı düşünmüşler. 3.7 volt giriş. Çıkışında da çeşitli çıkış voltajları var. Ama ben spesifikasyonlarına baktım, 3 voltla da çalışıyor. Hatta daha 6 ile de çalışıyor. İşte şu A ve B noktasındaki lehimleri orada gösterildiği gibi yaparsanız, yani ya açık bırakıp ya da orayı lehimlerseniz ona göre İstediğiniz volta alabiliyorsunuz. 5, 8, 9, 12 şeklinde. Şimdi bu gelenlerin çoğu gördüğünüz gibi lehimli geliyor. Yani çıkış 12 volt. Bendeki cihazın bir tanesini 9 volt olarak ayarladım. Girişe 3 volt veriyorum. Çıkış 9 volt. Şimdi bunu ölçü aletine de deneyeceğim. Bakalım nasıl çalışacak. Güç adaptörümden 3 volt veriyorum. Şuraya. 3 volt geliyor. 9 volt. Ölçü aletini gayet de güzel çalıştırıyor. Bir bakalım bizim ölçü aleti ne kadar akım çekiyormuş. Şöyle araya ampermetreyi sokuyorum. Gördüğünüz gibi 10.7 mA civarında bir şey çekiyor benim ölçü aleti. Kondansatör tarafına getirdim çünkü. Bir de devrenin girişinde güç kaynağından ne çekiyoruz? Çünkü 3 voltluk güç kaynağımız için bu önemli olacak. Evet, gördüğünüz gibi 40 küsür miliamper çekiyoruz ki normal bu. Yani çünkü 3 voltta 40 miliamper, işte 9 voltta bunun 3'te 1'i kadar bir şey diye düşünün. Bakın daha düşük akım kademelerinde 10'du biliyorsunuz. Burada 30, yaklaşık gene 3 katı. Şimdi şurada bu kadar yerim var ölçü aletinin arkasında. Buraya hani büyük AA piller sığmaz ama daha küçük AAA piller sığar. Şöyle bir tane pil kutum var.
Şimdi şöyle bir ölçü aletinin içini de göstereyim. Yani burada o devreyi koymayı düşündüm önce ama şurada sigortanın yanından giriyor zaten şey. Bu devreyi şimdi nereye koysam uygunsuz olacak. Burada zaten gerilim var. İçi de oldukça sıkışık yapılmış. Benim elimdeki devre de çok küçük yani. Onu şuraya yapıştırıp da üstünü bir şeyle kaplasam da olur bence. Şuradan girişini veririz 3 voltu. Bunu da ölçü aletini kapayıp işte buradan da devrenin çıkışını 9 volt buraya veririz. Evet, şunu keserek başlayalım. İşte devrenin 3 volt girişini burada pillerden alacağız. Bu çıkışı da ölçü aletine vereceğiz. 9 voltu. Bu 9 volt pil bağlantılarından bende çok var. O yüzden şunu kesmek çok da önemli değil benim için. Şunları da yerine leğenleyelim. Şimdi pil takmak yerine adaptörden 3 volt veriyorum yine. Gördüğünüz gibi alet zaten çalıştı. İşte girişi 3 volt, çıkışı da 9,2 volt gene aynı şekilde. Biraz yükselttim hatta 4 volta çıkardım. Çıkış hala 9,2. Şimdi biz iki tane AAA pilimizi koyalım bunun içine. Gördüğünüz gibi ölçü aleti zaten doğrudan çalıştı. Devre de o kadar ince ki zaten bunun yanında sığacak ama hani bir korumak için üstüne bir bant falan yapıştırmam lazım. Şöyle üstüne bir bantla korumaya alalım bunu. Gördüğünüz gibi buraya oturdu. Bir sıkıntısı da yok. Zaten ölçü aletinin tek kullanımını ben olduğum için hani zaten bunu dikkatli kullanırım. İşte iki tane ince kalem pille ölçü aletimizi çalıştırdık. Gayet de güzel çalışıyor. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra bir şey takıldı aklıma. Devre boşta ne kadar akım çekiyor? Yani ölçü aletinin sivici kapalıyken benim devre bağlı olduğu için bir akım çekiyor olması lazım. Gördüğünüz gibi 480 mikroamper ya da 0,48 miliamper gibi bir şey çekiyor. Yani tamam çok büyük bir akım değil ama işte bu pillerin de kapasitesi sonuçta belli. Kendi haline bıraksanız aleti kullanmasanız bir ayda falan durduk yerde pilleri boşaltabilir. Bir de mesela piller kaç volta kadar inince bu çalışıyor onu test etmek istiyorum. Şimdi bakın 3 volttan aşağı iniyorum. Hala çalışıyor. İşte 2,1 civarında gitti. Hani low battery yazdı. Düşük pil uyarısı verdi. Bakalım evet 2,2 civarında. Pillerin 1,1'e kadar düşmesi demek bu ki
zaten daha fazla kullanmak gerekmez. 2.2 civarında işte gidiyor. Evet, sonuçta 9 volt pilleri kullanmayıp iki tane ince kalem pille ölçü aletimi çalıştırmayı başardım basit bir modülle. Bu 9 voltun üstüne de şöyle bir çarpıyı atıyorum. Aslında videoyu burada bitirmiştim ama içime sinmedi. Çünkü o 0.4 miliamper hani uzun süre kullanmadığım zaman bu ölçü aletinin pilini bitirecek. Ben de şöyle biraz da zihni sinir bir iş yaptım. Şuraya bir tane switch koydum. Yani pili devrenin girişinden ayıracak bir switch koydum. Bakın şimdi açıp kapatabiliyorum. Switch'te buradan bastığım zaman artık devre de çalışmıyor ve alete akım gelmiyor. Köşesini birazcık deldim multimetrenin. Şurada işte bir tane mavi switch var gördüğünüz gibi. Buraya daha sonra bir uygun şık bir kapak yapacağım. En azından böyle çirkin görünmeyecek. Niye böyle yaptım? Şimdi bakın bu önceki bağladığım şu beyazlar da switch'e giden. Switch'ten geri döndüğünde de devrenin girişine Şimdi şöyle bir daha açıp göstereyim bakın. Yani burada şu switch PCB'nin üstüne gidip geliyor. Yani çok fazla PCB'nin üstündeki yolları kesmem gerekiyordu. Arada birkaç defa kablo gidip gelmem gerekiyordu. Onu yapacağım ama şuraya bir tane switch'i koydum işte şu şekilde köşesini ölçü aletini delip buradan böyle kapatıp açıyorum. Hani aleti uzun süre kullanmayacağım zaman mesela günlük kullanırken çok da kapatmam gerekmez ama uzun süre kullanmayacağım zaman bu switch'ten kapatacağım. Böylece devrenin de pilleri bitirmesini önlemiş olacağım. Açılmıyor. Switch'ten açıyorum ve normal kullanıma geçiyorum. Bu minik devreyi tabii pek çok başka uygulamada da kullanabilirsiniz. Oldukça da verimli çalışıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere.